Kanımızı dediğiniz için bu kadar da kalayım. Evet. İleride tekrar konuşuruz. Evet. Bu arada tabii Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmekle ilgili son dakika haberler düşmeye devam ediyor. Gökhan Zan'ın bir takım tasvip edilmeyen ilişkilere girdiği iddiaları üzerine bu kararı aldık diyor Türkiye İşçi Partisi. Gökhan Zan da kendisine kumpas kurulduğunu söylemiş. Tabii Türkiye İşçi Partisi de yasal bir mevzu haline geldiği için adayımızı geri çektik demiş. Evet, ilginç gelişmeler. Şimdi son 5 dakikamız kaldı. Ne yazık ki bu son 5 dakikanın 3 dakikasını Sayın Karan'a Irak-Türkiye ilişkileri bağlamında ne kadar ne sığarsa doldurmasını istiyorum. Son 2 dakikada Sayın Solmaz Türk'e Kuzey Kıbrıs'taki bir skandalla ilgili soru yöneltmek istediğim için son 2 dakikayı da tekrar kendisine ayırmak istiyorum. Buyurun Sayın Karan. Evet, şimdi hakikaten çok kapsamlı bir konu. O yüzden hiç uzatmadan 17 milyar dolarlık işte El Fav limanından, Basra'dan işte Ovaköy, yanılmıyorsam Ovaköy dediğimiz yer Habur'un hemen yakını. Ben oralarda çok dolaştım. Sahayı çok iyi biliyorum, öyle söyleyeyim size. Habur'dan da geçmişliğim vardır gazeteci olarak. Habur kapıcısı çok önemli bir kapı. Yani neden Habur varken onun batısında bir takım kapılar daha düşünülüyor bu projeler için, onu çözebilmiş değilim. Çok yakındır zaten. Ama tabii Fiş Habur hattı, Suriye'ye giden hattı kesmek 30-40 kilometre derinliğinde. Şimdi bir dönem biliyorsunuz Suriye'de de öyle bir 30 kilometre vardı, olmadı bundan 5-6 sene önce. Ve her seferinde bir döngüde gözüküyor Türkiye'nin güney sınırlarıyla ilişkisinde. Yani Suriye'de gördükleri büyük fırsat, İhvan hattı fırsatı, tabii Amerika'nın projesinin çöküşüyle Türkiye'nin bütün güney hattıyla kriz yaşamasına sebebiyet verdi. Şimdi önümüzde bir Irak kalkınma yolu diye bir şey var. İşte bu hattan aşağıya iniyor. Ama orada o kadar çok denklem var ki Mehmet, yani hani Amerika peşmerge için ayrıca bütçe çıkartıyor. Zaten Irak, Kürdistan özel bölgesi Türkiye sayesinde var. Aslında kuruluşunda asli rol oynamış durumda. Onun Suriye ayağı eksik kalıyor. O yüzden uzatmak istemiyorum. Çünkü daha çok soru çıkıyor buradan. Şunu düşünmek lazım. Türkiye Trump'a mı hazırlanıyor? Trump gelecek diye mi bir heyecan var? Hani onun dışında hakikaten yazın nasıl bir şey yapılabilir 30-40 kilometrelik? Onu doğrusu hiç kestiremiyorum. Yani Amerika hem Barzani hem bu arada Irak yönetiminin de Erbil'le problemleri var. Dolayısıyla yani Biden gittikten sonra Trump gelirse biz bazı şeyleri, bazı projelendirmeleri daha şahane yaparız diye mi düşünülüyor? Onu henüz çözebilmiş değilim açıkçası. Evet. Ama hani işin askeri boyutlarında eksik kalacağım. Hakikaten ne yapılabilir bilmiyorum. Yakın zamanda çok şehit verdi Türkiye. Bu konuyu zaten tartışacağız. Bitecek bir konu değil. Evet. Çok uzun uzun tartışacağız önümüzdeki haftalarda da. Ben şimdilik teşekkür ediyorum. Çünkü Sayın Solmaz Türk'e bir dakika içerisine ne kadar sığarsa şu Kuzey Kıbrıs'taki sahte diploma skandalı nedir? Bu aslında hangi siyasi hedeflerin içeren